Bundan 6000 yıl önce Irak'ın güneyinde Dicle ve Fırat nehirlerinin birleşip denize aktıkları yere yakın olan kısma gelip yerleşmişler. Bir metinde diyor ki, bir Eridut şehri var. Orada diyor, vaktiyle diyor, bir damla su yok, bir ağaç yoktu, ev yoktu, hiçbir şey yoktu. Ondan sonra, yani Sümerlerle orası mamur bir şehir olduğu söyleniyor. Onlar dillerine göre bir yazı icat etmişler. Bu yazıyı kil üzerine yazmışlar. Ayrıca yazdıkları bütün eserleri saklamayı bilmişler, arşivler, kütüphaneler yaparak. Bugün bu yazıyla yazılmış olan belgelerden bakıyoruz, bugüne kadar gerek folklorda, gerek din kitaplarında, gerek bilimde pek çok şeyler Sümer'den geldiği anlaşılıyor. Mesela Sümerler, kainatta büyük bir su varmış. Suyun içinden bir toprak çıkıyor. Ondan sonra bu topraktan, bu çamurdan insan yapılıyor. Aynı o şekilde bütün dinlerde büyük şey var, su var. Sudan toprak çıkıyor, dünya oluyor. Ondan sonra insanlar çamurdan yaratılıyor. Bu hem Tevrat'ta var, hem bizim Kur'an'da var. Pek çok böyle paralel şeyler var. Kur'an'la bağlantısı, vaktiyle dünyanın su oluşu, yer toprağın çıkışı, ondan sonra insanın topraktan yaratılışı, bu olaylar Kur'an'da da var. Yazdığı kitapta İslam dinini hakaret eden 92 yaşındaki profesör nihayet yargılanıyor. Önceki duruşmalara katılmayan Çığ, 1 Kasım'daki duruşmaya halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve aşağılama suçundan yargılanmak üzere polis zoruyla getirilecek. Türkiye'nin ilk Sümerologlarından 92 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ, Vatandaşlık Tepkilerim isimli kitabı nedeniyle bugün hakim karşısına çıkacak. Çığ, dava konusu olan kitabında kadınların başlarını örtme geleneğinin Sümerlere dayandığını bilimsel kanıtlarla ortaya koyuyor. Bu düşünceleri nedeniyle Muazzez İlmiye Çığ ve kitabının yayıncısı İsmet Öğütücü'ye Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 216. maddelerine dayanarak dava açıldı. Yazar ve yayıncının bu suçlardan dolayı 9 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor. Neredeyiz? Hangi devirdeyiz? Olacak şey mi? Hangi zaman içinde yaşıyoruz? Bu Aziz Hanım yargılanıyor. Bu sanki İtalyan düşünürü Giordano Bruno'nun mahkum edilip yakılmasına benzer. Galileo'nun dünya dönüyor demekten vazgeçmemesi için yargılanması gibi. İnanılmaz işler. Gereği düşünüldü. Muazzez İlmiye Çığ'ın Vatandaşlık Tepkilerim adlı kitabında
halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu işlediği iddiasıyla kamu davası açılmıştır. Sanık Sümerolog olup milattan önce Mezopotamya'da yaşamış, Sümerlere ait yazıları inceleyerek, buna dair bilgileri aktararak, objektif görüşlere yer verdiği, bu nedenle bahsedilen suçun kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde gelişmeler oluşmadığından her iki sanığın da ayrı ayrı beraatlerine. İtir arkadaşlar, hepinize sonsuz teşekkürler. Sizler arkamızdasınız. Bu memleket asla batmaz. Benim yaşamam değil. Siz aynı şeyleri devam ettirin. Biraz şöyle olabilir miyiz size? Kim bu Engizisyon'a meydan okuyan insan? Perdeleri kaldıran, karanlığı tepeleyen 95'lik ihtiyar. Bunu öğrenmek için bu yargılamanın yapıldığı tarihten biraz geriye gidelim. ...19. yüzyılın ortaları. Bir grup arkeolog, Osmanlı toprakları içinde yer alan Güney Mezopotamya bölgesinde kazı yapıyordu. Buldukları kalıntılar arasında üzerinde yazıya benzer işaretlerin olduğu tabletler de vardı. Bunların büyük bir uygarlığa ait olduğunu bilmiyorlardı. 5500 yıl önce kurulmuş ve toprak altında kalmış büyük bir uygarlığın kanıtlarını bulmuşlardı. Avrupa'daki müzelere götürülen tabletlerin yazıları okundu, dilleri çözüldü. Anlaşıldı ki yazının, takvimin, tekerleğin, geometrinin, gök biliminin ve daha birçok ilkin sahibi olan Sümerlerdi bunlar. Tabletleri kasalara koyup depolara kaldırdılar. Tabletlere ta 1930'lu yıllara değin el sürülmedi. Toprağın üzerindeydiler artık, ancak başka bir karanlığın içinde kalmışlardı. Ta ki Atatürk köklerimizi merak edene, devrimin genç kadrolarına çağrı yapana değin onların önemini kimse fark etmedi. Çalışkan, merakından yanıp tutuşan genç bir kız atasının çağrısını duydu ve tabletleri okumaya baş koydu. Tam 32 yıl süren dirençli çalışmasıyla can arkadaşıyla birlikte 74 bin tableti tek tek elinden geçirdi. 7 bin kadarında okudular ve yayınladılar. Bugünler ve gelecek için önemli bir adım attılar. Tabletlerde neler yazmıyordu ki? Örneğin günümüzde varlığını sürdüren birçok büyük din bu tabletlerin sahiplerinden beslenmişti. Tevrat, İncil ve Kur'an'ın kökleri Sümerlere değin uzanıyordu. Bu ne anlama geliyordu? Günümüzün en yaygın kutsal kitaplarında yazılanlar binlerce yıl önce de yaşanmıştı ve biliniyordu. İnsanoğlunun 2000 yıldır inandığı kitapların biricikliği sarsılmış, ayakları havada kalmıştı. Okunan her tablet bizi biraz daha aydınlığa taşıyacaktı. Bir tablet, bir tablet daha. Hepsi okunmalı, hiçbir şey karanlıkta kalmamalıydı. Aydınlandıkça egemenlik gökten yere inecekti. Başlarımız ait olduğu yere, omuzlarımızın üzerine çıkacak, ayaklarımız yere basacaktı.
İlk ağıtlar, ilk hayaller, ilk su kanalı, ilk aşk şarkısı. Hangi basamaklara basmıştık? Yolumuzu aydınlatmalıydık. Biz nereden geldik? Biz nereden geldik? İddia edildiği gibi at sırtında koşan barbar bir kavim miydik? Okunmalı, hepsi okunmalı. Uykularım kaçıyor. Daha vaktim var, hepsi okunmalı. Hepsi anlatılmalı. Bir Sümer atasözünün dediği gibi. Sümer atasözleri, Allah, ne kadar da güzel. Madem biliyorsun, neden öğretmiyorsun? Boşa vakit geçirdin, niye yaradı? Bütün insanlar bunu kuluçka etmeli. Kullanmalı bu atasözü. Bilenler öğretmesi lazım. Boşa da vakit geçirmemeli. Ne doğru. Genç İlmiye bugün 95 yaşında. Atalarından öğrendiğini yapıyor. Bilimi üniversite salonlarından, laboratuvarlarından çıkartıyor. Kaynağı olan halkla, yaşamla buluşturuyor. Bildiğini anlatıyor, boşa zaman harcamıyor. Bizi merak ettiğimiz gerçeğe biraz daha yaklaştırıyor. Bu çocuklar bana neler yapıyorlar? Doktor Bey, görüyorsunuz değil mi? Beni bastonsuz gönderiyorsunuz ya. Ne insafsız adamlar bunlar. O şekerim. Taşlarına da bak, 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 bak. Görüyor musun? Ne kadar güzel. Ne güzel, görüyor musun? Ay, şuradan bakayım biraz. Kulaklarında küpe yok ama. Her şeyi yapmışlar ama küpeyi koymamışlar. Ya nedir bu? Ne kadar muazzam bir iş. Düşünün o zaman da. Yani bundan 3000 aşağı yukarı 3400-3500 yıl önce bu taşları oyuyorlar, bu insan şekline koyuyorlar. Şuralara bakın. Yani alet yok, edevat yok, her şey nasıl yapıyorlar bilin. Bak şimdi. Dur, yapma. Bakayım azıcık yavaş yavaş yürüyelim. Sümerler. Onu tanıyana değin birçoğumuza tam 4000 yıl uzaktaydı. Şimdi yalnızca 40 Muazzez İlmiye kadar uzakta. Atlı arabaya bak sen. Henüz okunmayan binlerce tablet var. Acaba neler yazıyor üzerlerinde? Merak etmiyor musunuz? Uykularınız kaçmıyor mu? Neden daha çok muazzezimiz yok? Yeni ilmiyeler nerede? Bu soruları sorma zamanı gelmedi mi? Oysa ne çok muazzez yaratmıştı devrimimiz. Biz varız, Türk genci var. Diğeri Türk gençliği var. Bugün amanet diye kalbimize konanlar. Bulacaklar, buldular en sarsılmaz temeli. Birleşmiştir bu yerde Türk eli, Türk emeli. Bin bir gencin bu anda bir ağızdan sesi bu. Artık doğan güneşin olmayacak grubu. Bizlere bulut feyzi, şimşek hızlı verecek. Fabrikamız bugünden büyük yola girecek. Ne geride kalacağız, ne yolda duracağız, daima koşacağız, yolda kalmayacağız. Gayeye varacağız, gayeye varacağız. Sümer Bankı, Eti Bankı piyasa tezgahına çıkardık ve sattık. Oysa Atatürk bu kurumları Türklerin derin kökenini unutmayalım diye kurmamış mıydı?
Sattıkça unuttuk. Sattıkça cumhuriyetten uzaklaştık. Sattıkça muazzezler azaldı. Muazzezlerin uyanma vakti gelmedi mi? Kalkıp şimdi yürümek istiyorum. Hakikaten diyorum ki koyayım elmece. Pankart. Bunlara karşıyım diye gideyim. Çıkmak istiyorum hakikaten. Hakikaten bugün son derece heyecanlıyım. Böyle bir heyecan hiçbir zaman yaşamadım. Bu bir büyük devrim direnişidir. Bu direnişe bütün milletin katılması lazım. Bizim öyle büyük bir devrimimiz var. Bu devrimde biz neler yaptık? Borçlanmadan yığınla fabrika açtık. Ve maalesef bugün bütün bu yaptığımız tesisler, kazandığımız topraklar yabancılara satılıyor. Bu büyük bir acı. Ama bunu ileride bu gençlerimiz sizler sayesinde yeniden alacağız. Nasıl ki Atatürk zamanında kurtuluştan sonra hepsini aldık ya. Bir devrimin yarattığı aydınlanma savaşçılarının son temsilcisi ol. Bağnazlığın önünde eğilmeyen bir kuşağın temsilcisi. O hem Sümerlerin hem de Atatürk devriminin son kraliçesi. O yaşayan son Sümer kraliçesi. ...1914... sizin için ne kadar geri değil mi bu? Olacak şey değil. Ama işte 1914'ün Haziran ayında, Haziran'ın 20'sinde doğmuşum. Muazzez dünyaya geldikten yaklaşık bir ay sonra büyük bir savaş patlak verdi. Büyük, karanlık ve acımasız bir savaş. Osmanlı'nın ortadan kaldırılmasına karar vermişlerdi. Fakat en büyük payı kim alacaktı? Topraklarımızı koruyabilmek için var gücümüzle savaştığımız yıllardı. Muazzez henüz bir karış toprak için nelerin verildiğini anlayacak yaşta değildi. Savaş olduğu zaman babam öğretmen okulundaymış. Öğretmen olacak diye onu savaşa almamışlar. Yani asker olmamış. Derlerdi ki senin şansın. Sen doğdun, babası kalmadı. Çünkü o zaman hakikaten bütün çocuklar babasız kalmış o zaman. Baba Zekeriya İtil, onun adını daha doğmadan kararlaştırmıştı. 1914 yılıydı. Bağnazlığın kol gezdiği bir ülke. Zekeriya Bey, çocuğum kız, adıysa İlmiye olmalı diyordu. Koca imparatorluğun yıkılışına tanık oluyordu ve bunun sorumlusu olarak ilimsizliği görüyordu. Evet, kızı ilim sahibi olmalı ve ülkenin geleceğine katkıda bulunmalıydı. O zaman bir erkeğin kız istemezse, bugün bile hala kafaları almıyor erkeklerin. O kızım olsun istemiş ve kızım olursa demiş, keman dersi aldıracağım, Fransızca dersi. Ben şaşıyorum. Yok, yokluk, hiçbir şey yok. Bunları nasıl düşündü o zaman babam diye. Yani babam o kadar ileri görüşlü bana söylerdi ama ben bunun anlamını bile bilmezdim. Sen ilim sahibi olasın diye sana bu adı koyduk. O zaman ilimden falan kimsenin haberi yoktu tabii. Zekeriya Bey öğretmendi. Bu nedenle aile her tayinde göç ediyordu. Pek çok Türk ailesi gibi göç etmeye o kadar da yabancı değildiler. Osmanlı eridikçe eriyor, toprak kayıplarının önü alınamıyordu.
Dedeleri Kırım'dan Bulgaristan'a göç etmiş, son Balkan yenilgisinden sonra milyonlarca Türk'ün kaderini paylaşarak Anadolu'ya yerleşmek zorunda kalmışlardı. Anadolu sığınılacak son kaleydi. Ben doğuyorum bir şeyde, babamı Armutlu nahiyesine öğretmen oluyor orada. 2 yaşında falan gittim belki oraya. Babam çok şey bir adam, çok aydındı her şeyde. O zaman fotoğraf falan yok. İşte nasılsa bulmuş öyle. Bize bu Çorum'da çekildi bu. Kardeşim o zaman Talat bu. Bu çok mühim bir şey oldu, mühendis oldu Amerika'da. Ve ilk defa bilgisayarı mühendislikte 3 boyutlu olarak yapan adam diye gazetede yazdılar. Evet, kıyafete bak nasıl düğmeler dikilmiş burada. Annem pek meraklıydı. Dikişi çok merak ederdi. Dedesinin soyadı Yardımsever idi. Hilali Ahmer, yani Kızılay'a yardım toplamak için bayramlarda özel kurabiyeler yapar, torunu Talat'la halka ikram ederdi. Annesi ise topluma yararlı çocuklar yetiştirdiği için 1971 yılında yılın annesi ödülü alan bir kadın. Yarı aç, sırtı çıplak ama özgürlüğü için canını ortaya atan bir milletin ferdi olarak büyüdü İlmiye. Savaş beraberinde büyük bir yokluk getirmişti. O yokluk içinde yaratmayı öğrendi. Yok olmak üzereyken doğrulmuşlardı çünkü. Tüketmek bir erdem değildi o kuşak için. Tam seferberlik ilan edilmişti o buçuk. Onu hatırlıyorum. Bir de hatırladım. Ekmek bulamıyorduk çocuklar. Ekmek kırıklarını böyle sofrada topladığımı hatırlıyorum. O kadar aç millet herkes. Onun için ben bir lokma ekmeği arttırmam. Hiçbir zaman atmam. Yarın öbür gün sizler de muhtaç olacaksınız. Bu gidiş öyle. Kitaplardan okuduğumuzda bizi heyecana boğan anları yaşadı. Kıvandı, üzüldü, belki de ağladı. Ama acı içinde öğrendi. Bayrağın nasıl bayrak olduğunu, toprağın nasıl vatan olduğunu gördü. Biz orada İnönü Savaşı'nda pazarcıktaydık. Yunan askerleri geliyor diye bize hemen evleri kapadılar. Bir de küçük kardeşim vardı o zaman, 3 yaşında. Ben demek ki 6 yaşında olmuşum o zaman. Babam kocaman bayrağı almış okuldan, eve geliyor. Annem dedi, ya sen ne yaptın? Yolda görürlerse seni öldürürler bayrakla. Okulda bırakırsa bayrağı yırtacaklar. Onun için bırakamadım, okulda getirdim dedi rahmetli. Yani bayrak her şeyden önemliydi bizim için de o zaman. İşgal başlamış, Yunan askerleri Ankara'daki milli karargaha doğru ilerliyordu. Muazzez İlmiye çığı bugün dimdik ayakta tutan gücün kaynağı, belleğinde kalan o görüntü parçacıkları. Yunan askeri 3 gün kalabiliyor orada ve 3. günü bizim asker geliyor, kaçmaya başlıyorlar. Şimdi bize tabii göstermediler bunları, çıkmadık ama annemin anlattığı
Yunanlar geldiği zaman fevkalade böyle botlar giymişler, üzerlerinde kıyafetler fevkalade güzel. Ve o üç gün içinde bütün sokaklar şey oluyor, konserve kutularıyla dolu. Konserve getiriyorlar, onları yiyorlar, konserve kutuları. Arkadan bizim askerler geliyor. Zavallıların üzerlerini yok. Çarık gibi bir ayakkabı ayaklarında. Yırtık, ne askeri elbisem ne bir şey. Böyle perişan bir vaziyette geliyor. Onları kovalıyorlar, düşünebiliyor musunuz? Düşman yeni bir saldırıya hazırlanıyordu. Ankara yolundaki bütün köy ve kasabalardaki insanlar gibi İtil ailesi de Anadolu'nun içlerine, Eskişehir'e sığındı. Her yanı ateş içinde kalan Anadolu'da açlık hüküm sürüyordu. Orada ben hastalanıyorum, kızamık oluyorum. O kadar yokluk ki süt ancak bana kadar buluyorlar, süt içeceğim. Kardeşime vermiyorlar. Kardeşim dua ediyormuş, ben de hasta olsam da ablam gibi ben de süt içsem diye. Yani o derece yokluk. İngiliz'in üzerimize sürdüğü Yunan ordusu ilerliyordu. Ankara'da kaygılı bir bekleyiş vardı. Düşman Ankara'ya yaklaşıyordu. O dönemde küçük bir kasaba görünümünde olan şehir, yurtlarından edilmiş binlerce gurbetçiyi ağırlıyordu. Rasta bulan ne bulursa onunla gidiyor şeye, Ankara'ya. Ankara doluyor, Ankara'da otel yok, yer yok. Millet gelmiş oraya. Top seslerinin Ankara'dan duyulduğu günler. İçerilere, daha güvenli yerlere gitmeliydiler. Aradan 89 yıl geçti. Düşünüyorum da ne günler gördük, ne günler. Herkes nereye gideceğini bilmeden koşturuyordu. Bizde bir tren varmış. Tren dediler, babam bizi götürdü. Fakat ne tren? Üstü açık bir vagon. Altı cephane dolu, batıdan cephane kaçırılıyor şeye, Anadolu'ya, içerilere. Cephane dolu, üstüne örtmüşler, etraf üstü açık. Büyükler şeyin vagonun etrafında, biz küçükleri de ortaya koydular. Çok 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 gidiyor tren, tabii tren de şey yanıyormuş, ağaç yanıyormuş, odun. Odun yandığı için bütün şeyler, kıvılcımlar üzerimize doğru geliyor. Herkes korkuyor, eyvah yangın olacak diye. Çünkü bir yangın olsa altımızdaki cephane patlayacak. Herkes kendi canından değil cephane gidecek diye korkuyor. Nihayet bir de baktık bir yerden, yangın var diye kıyamet koptu. Hemen tren durdu. Herkes de büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekliyor ne oluyor diye. Nihayet söndürüldü dediler. Tekrar yola döndük. Bir, ah o günler ne acı günlerdi. Şimdi bakıyorum da şu trenin güzelliğine, rahatına, oh keyfimiz yerinde. Zekeriya Bey, karısını ve üç çocuğunu güvenli olduğunu düşündüğü Çorum'daki kız kardeşinin yanına götürüyordu. Küçük İlmiye 6 yaşındaydı. Yaşadıkları onu öylesine etkilemişti ki. Bunca yokluk içinde bu millet nasıl olmuştu da topraklarını savunabilmişti? Bursa'da başlayan, Çorum'da soluklanan yolculuğu
tüm yaşamını, görüşlerini ve düşüncelerini biçimlendirdi. Yaşlı adam trenden indirdiler. Oraya kadar da tren. 5 günde gittim Çorum'a. İtil ailesi uzun ve çetin bir yolculuğun sonunda Çorum'a ulaştı. İlmiye artık geceleri top sesleriyle uyanmıyordu. Evet efendim, böyle bir vaziyetteydik ve bugün bu Çorum'da üniversite görüyorum. Büyük böyle bilim insanlarımızı, büyük çocuklarımızı görüyorum. Son derece mutlu oluyorum. Evet, biz büyük bir devrimdeyiz. Daha hala devrimin içindeyiz. Çok ilerledik olarak kabul ediyorum. Çünkü hiç ne bilimden ne sanattan hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Zekeriya Bey küçük kızını zaman yitirmeden okula yazdırdı, hem de ikinci sınıftan. Çünkü İlmiye okuma yazmayı okula gitmeden öğrenmişti. Öğretmen daha sonra demiş babama, çok küçük yaşı, zor gelecek, onun için bunu birinci sınıfa alalım tekrar demiş. Baba peki o şey etmiş. Beni geldiler birinci sınıfa almaya. Ben bir yapıştım sıraya. Onu hatırlıyorum, getiremediler beni. Ondan sonra ay kızlar, sen bu sınıfta arsızlığınla kaldın diye hep bana öyle takılırlar da. Ben bu resme bak çok önem veriyorum. Neden biliyor musun? Bak 1923-24 yılında ben şuracıktayım. Bak böyle merdivenin başında böyle şey gibi. Ama burada önemli olan, bakın bütün büyük kızlar var bu kadar. Kızlar hiçbirinin başı kapalı değil. Ben o zaman nasıl oldu bu işler diye şaşıyorum. Yani okullarda meşrutiyetten itibaren okullarda şey, ilkokullarda başörtüsü kalktı. Ülke varıyla yoğuyla savaşıyordu. Dişe diş bir savaş. Millet sanki tırnaklarıyla toprağına sarılmış, direnciyle tüm dünyayı şaşkına çeviriyordu. Yeni bir ordu kurulmuştu. Düşmanı ülkeden söküp atacak bir saldırının hazırlıkları yapılıyordu. Bu koşullarda hiç değilse askerin ayağına sağlam çarıklar dikilmeliydi. Tekalif-i milliye kararları milletin vicdanında nasıl yankı yarattı? Küçük Muazzez'in halasının evinde yaşanan bir olay bunun ipuçlarını veriyor. Eniştem gelmiş eve, götür şunu götür şunu, hep arabaya yerleştiriyor. Hükümete verecek. Halam başlıyor, ya evi boşaltıyorsun, evi boşaltıyorsun, nasıl yapıyorsun? Her şey gidiyor. Hanım demiş, düşman geldikten sonra bunların hiç önemi yok. Onun için bırak verelim. Yani öyle verdi insanlarımız. Çılgın Türkler dedik, hakikaten öyle. Onun üzerine milleti ayaklandırdı Atatürk. Uyuyan bir milleti birdenbire ayaklandırdı. Bir vatan, bir toprak ne demek olduğunu onlara anlattı ve çoluğuyla, çocuğuyla, her şeyiyle koştu insanımız. Düşman yenilmiş, denize dökülmüştü. Ancak arkalarında yıkık bir ülke bırakmışlardı.
İtil ailesi 1924 yılı sonlarında günlerce süren yolculuğun ardından Bursa'ya döndü. Karşılaştıkları görüntü ürkütücüydü. Küçük İlmiye her şeye karşın eğitimini sürdürmeliydi. Ülkesinin ilim sahibi insanlara gereksinimi vardı. Yatılı okula verdiler onu. Öğretmen okulu İlmiye'nin kişiliğinin gelişmesine büyük katkı sağladı. Çok mutluyduk yani okula gelmek, girmekle mutluydum. Ama kalorifer yoktu. Banyo yoktu. 15 günde bir bizi yakında bir hamam vardı. Hamama götürürlerdi. Bir sene alışamadım. Her gece ağlıyordum. Gece bekçisi kadınlar vardı. Bıkmışlar benden. Ağlarken gördü, üzülüyorlarmış. Ama sonra alıştım. Ve çok iyi oldu yani. Korkak tabiatım vardı. Çekingendim. Yatılı okul. Kendi kendim olmayı alıştırdı bana. Eğer o pısırık halimle devam etseydim, İyi olmayacakmış, şimdi anlıyorum. Cumhuriyet rejimi devrimlerle atılıma başlamıştı. Balkan yenilgisinden sonra yaşananlar yeni bir nesil yaratmıştı. Soran, sorgulayan bir nesil. Kul gitmiş, yerine özgür yurttaş gelmişti. Cumhuriyet rejimi bu nesli eğitmek için kolları sıvamış, Atatürk'ün deyimiyle asıl savaş başlamıştı. 1928'de harfler yine yazı başladı. Tabii o büyük bir heyecandı. Memlekette görüyorduk, duyuyorduk. Kadınların koşturarak yeni harfler öğrenmek için nasıl heves ettiklerini, okullara gittiklerini duyuyoruz tabii. Yani büyük bir heyecan vardı o şey öğrenmek, yazı öğrenmek için. Sonra çok balolar olurdu Eskişehir'de o zaman. 1931'den sonra yani muazzam balolar olurdu. Bir gecede 4 balo, mesela belediye balo verir, askeri balo verir, vilayet yapardı. Balolar, tiyatrolar, operalar. Anadolu bozkırının yoksul halkı çağdaş sanatla tanışıyordu. Faytonlara bineriz böyle onunla grup halinde giderdik oralara. Burada çok önemli o zaman yani büyük bir sosyal yaşam başladı. Tiyatrolar gelirdi, sinemalar başladı, sinema gelirdi. Öyle bir eğlenceli hayat yani bu 1931 36 yılları içinde. Her baloya ablamı götürürler, ablam ve annem. Onu çok iyi hatırlıyorum çünkü ben evde yalnız kalıyordum. Kimse bak, nefret ediyordu o balolarda. Ve her seferinde ablama yeni elbiseler yapılır, tuvaletler yapılır 1930 senelerinde. Devrimin içindeki kuşağın coşkulu, yürekli, güven dolu bir bireyiydi Muazzez İlmiye. O kuşağın ortak özelliğiydi kendine güven. 7 düveli dize getirmenin verdiği özgüven. Eğitimini tamamlayınca öğretmen olarak Eskişehir'e atandı. O özgüveni bir sonraki kuşağa aktaracaktı. Birçok arkadaşlarımız bizim köylere gittiler, kasabalara gittiler, çeşitli yerlere. Ama herkes çok mutlu oldu biliyor musunuz? O zaman öğretmenleri,
halkımız çok iyi karşıladı. Onları bir gurbetçi, garip olarak karşıladılar ve hep yardım ettiler. Ne zaman biliyor musunuz? Şeye kadar, 1950'den sonra öğretmenleri öldürmeye başladılar. Onlar şey, sonra şimdi şunu gösterdik. Ha bu da benim ilk öğretmen olduğum sene. Burada bak benim kardeşim var şimdi. Profesör, doktor oldu. Burada bir tane daha var. Burada bak bu Orhan, bu benim hakkında yazdı. Şu hala yaşıyor, burada komşum bu hanım. Ondan sonra yani bu çocukları hepsini çok seviyordum ayrı ayrı. Evet, bu çocuklar benim talebelerimdi, birinci sınıf. Allah bütün herkese ayaklandırarak gezdiğimiz günleri hatırlıyorum da. Kaç seneler geçti, ta 1933'ten bu yana olacak şey değil bu. Olacak şey değil ama oldu. Çok ne büyük heyecanlı o zaman, ne büyük heyecan. Gençliğinin en güzel, en coşkun günlerini Eskişehir'de geçirdi. Hele bir anısı var ki sanki yeniden yaşıyor. Elimde keman, arkamda çocuklar. 10. yıl marşını çala 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 bu sokaklardan gezdiğimi hatırlıyorum. Ta 1933'ten bugüne kaç seneler geçti, seneler, seneler geçti. Ayağım ağrıdı çocuklar. Sokaklarda 10. yıl marşları, tiyatrolar, balolar, milli bayramlar, genç bir devletin heyecanı salonlardan sokaklara taşıyordu. Yaklaşık 600 yıl ümmet olarak yaşayan halk, millet haline geliyor, milli bir heyecan dalga dalga yayılıyordu. Peki Anadolu'nun geçmişinde neler vardı? Türkler nereden gelmişlerdi? Sığındıkları bu son toprak parçasında kimler yaşamıştı? Hadi Kral Kapısı'na doğru gidiyoruz. Aslında bunun orijinali Ankara Müzesi'nde. Bak buradaki şeyler çok ilginç. Şunlar, bunlar Türk motifleri de var, böyle motifler var. Bak eteğinde şu bir şeyi, burada kaması var, burada gürzü var, burada kama. Bu kama çok önemli. Biliyor musunuz? Türklere mahsus bir şey bu kama. Osmanlı Devleti yıkılınca elimizde kala kala bir Anadolu kaldı. Anadolu'da kimler yaşıyor? Türkler yaşıyor. Fakat nereden geldik? Nasıl geldik? Kültürümüz nedir? Burada yerli miyiz? Yoksa dışarıdan mı geldik? Bunların araştırılması hep isteniyor. Topraklarımızda yazılı belgeler çıktığını öğreniyor. Hitit belgeleri düşünün, 3500 yıl önceye ait Hitit belgelerinin çıktığını öğreniyor Atatürk ve buna çok önem veriyor. Hatta öyle önem veriyor ki Fransa'da ilk basılacak Hitit dergisini himayesi altına alıyor Atatürk. Acaba bu belgelerde Anadolu'nun eski kültüründe Türklerle ilgili bir şey var mı? Bunların Türklerle bir ilişkisi var mı? Bunları araştırılması lazım. Bir Fransız kitapta Sümerlerin
Orta Asya'dan gelmiş olabileceğini, dillerinin Türk diline benzediğini okuyor. Hatta ben kitabı gözümle gördüm. Yanına kocaman eski harflerle bir mühim yazmış. Bu kitapta Sümerliler Orta Asya'dan gelmiş olabilirler. Dilleri Türk diline benziyor. Onun için yanına çok mühim, yani önemli şekilde işaret etmiş. Benim aklımda kaldı bu sayfada, ama bu sayfadaymış bak. Muazzez İlmiye Çığ için yaşamına yön verecek yeni bir dönem başlıyordu. Atatürk'ün emriyle kurulan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bir duyuru yaptı. Babam çok meraklı, derhal o duyuyor ilk olarak. Öğretmen okullarında öğretmen olanlarda isteyenleri kaydedebilecekler diye duyuyor. Ve bana dedi, Muazzez gitmek ister misin? Atatürk işareti vermiş, devrimin iki genç neferi harekete geçmişti. 15 Şubat 1936'da öğretmen okulundan arkadaşı Hatice Kızılyağ ile birlikte trenle Ankara'ya doğru yola çıktılar. Ne paraları vardı ne de kalacak yerleri. Okumak, okumak, okumak. Akıllarında öğrenmekten başka bir şey olmayan iki genç nefer, iki genç kız. Gittik oraya. Ondan sonra fakülteye müdür, işte o kayıtları yapan bey, işte hangi şubeye gireceğiz falan, ben dedim Fransızca. Fransızca dedi, kızım çok dolu dedi. Gelin dedi, hocası yeni gelen bir Toulouse şubesi var dedi. Yanında Sümeroloji alacaksınız, arkeoloji alacaksınız. Aman dedik, ne olursa olsun. Yaz da, yaz ne olursa olsun dedik. Ve kaydolduk. Sevine sevine çıktık, ama dedi ki bunlar ne ki? Ne mitolojinin ne olduğunu biliyoruz, ne sumeroloji, ne arkeoloji, hiçbir şey bilmiyoruz. Lojinin bir şeyi, bilim ifade ettiğini bile bilmiyoruz. İki arkadaş fakülteye yazılmışlardı yazılmasına, ama başlarını sokacakları sıcak bir odaları bile yoktu. Hay eski günler. Ama insanlar kale içinde, bu kadar dar yerde. Fakat epeyce düzeltmişler. Ankara kışında sahipsiz, ortada kalmışlardı. Neyse ki bir tanıdıklarının yardımıyla başlarını sokacak bir oda buldular. Konağım bir odacıydı. Soba yok, ocak yok. Kışın ortası bir yatağın içine girip yattık da. Ve bir taraftan ders çalışıyoruz, bir taraftan şey. Bak şimdi. Şubat'ın 15'i. Tam Ankara'nın kışı, düşünün. Bir tane gaz lambası aldık. Orada yakında bir baktık lokanta. Lokantaya dedik, bize yemek gönderir misin? İkimize bir kişilik yemek. Bir kişilik yemek. O da ısıtacak şeyimiz yok. Ocak mucak yok. Yemek geliyor, soğuk soğuk diyoruz. Öyle sokakta yiyecek bir şey yok şimdiki. Bir hamburgerdir, yok bilmem neydi falan. Lahmacun, hiçbir şey yok. Bunu söylediğim zaman kimse inanmaz yani. İnanamazsınız hiçbiriniz. Galiba çoğunlukla aç gezdik. Öyle gibi geliyor bana. İşte bu zor günlerde fakültenin yatılı bölümüne öğrenci alınacağını öğrendi. Hemen babasının arkadaşı olan Doktor Mustafa Cantekin'in yanına gitti. Doktor Cantekin aynı zamanda Atatürk'ün Şam'dan silah arkadaşıydı. O zaman ne bu subu bu Atatürk'ün arkadaşı gitmek, yani Allah huzuruna çıkmak gibi bizim için o kadar büyük. Ondan sonra neyse. Kalktık arkadaşlar, bir gün yağmur yağıyor, nasıl çocuklar bardaktan boşanıyor. Şemsiyemiz de yok. Bir şemsiye bulduk. Delik bir şemsiye. O da delikmiş. Su akıyor. İkimiz onun altına girdik. Ta şeyden, Saman Pazarı'ndan Sıhhiye'ye yürüyoruz.
az yol değil bilmem, biliyor musunuz? Gittik orada, evi bulduk. Ondan sonra korka korka biz böyle kapıyı çaldım. Eyvah dedim, nasıl karşılayacaklar? Kapıyı bir hanım açtı. Yaşlıca bir hanım. Ben dedim falan kızıyım. Aa evladım sen mi geldin diye bana bir sarılsın. Sarılınca tabii gevşedi ki. Biz şemsiyeyi kapadık deliği görülmesin. Yani adam bu kadıncağız boyuna şemsiyeyi açsın kurusun diye açmaya çalışıyor. Yok yok diyoruz öyle kalsın şey, deliği görülmesin şemsiyenin. Ne çocukluk değil mi işte o zaman. Ankara'nın bozkır soğuğunda bir başlarına kalan İlmiye ile arkadaşına bir sahip çıkmıştı. Kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet, sıcak kollarını eğitim için çırpınan bu gençlere açmıştı. Bir de baktı bize haber geldi, siz yatılı oluyorsunuz diye. O zaman çok sevindik çocuklar. Hemen dediler ki kimseye bir şey söylemeden gelin dediler, bavulunuzu alın gelin. Biz o eşyaları toplayıp paldır küldür odaya bir girdik ki cennet. Pırıl pırıl bir oda, kaloriferli tabii. İki tarafta bize dolaplarımız var, yataklarımız gibi bize bir oda. Harika Dilcim, o sefaletten ne büyük cennet değil miydi bizim için? Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne 1936 yılında başlayan iki arkadaş Hititoloji, Sümeroloji, arkeoloji ve Almanca eğitim almaya başladı. Hocalarla beraber dil tarihte. Bu Sümeroloji hocamız, bu Hittoloji hocamız. Bu da arkadaşlar. Bunların hepsi öldü. Bir tane ben sağım. Hepsi gitti. Buradaki şeyde bir tane ben kaldım yani. Burası da öyle. Bunlar da öyle aşağı yukarı. Bunlar da öldüler. O da öldü. Bunlar öldüler. Hepsi. Bir ben kaldım. Ben kaldım dünyayı. Niyetim de yok galiba. Yeni kurulan Cumhuriyet'in yeterli aydın kadrosu yoktu. Bağımsızlık savaşıyla kurulan yeni ülkenin sınırları çizilmişti, ancak onun tarihini araştıracak, fabrikalarını kuracak, halka müzik, dans ve tiyatro öğretecek, bilimsel araştırmalar yapacak beyinler çok çok azdı. Bu boşluğu hiç akla gelmeyecek bir durum dolduracaktı. 1933 yılında Almanya'da Hitler iktidara gelmiş, Yahudi kökenli eğitimcileri kürsülerinden atmaya başlamıştı. Hitler'in zulmünden kaçmak zorunda kalan onlarca profesör sığınacak bir ülke arıyordu. Onlara Atatürk'ün devrimci Türkiye'si kucak açtı. İşte genç İlmiye'nin öğretmenleri Türkiye'ye sığınan bu bilim adamlarıydı. Evet, bu da Profesör Gütabuk, neydi onun ismi, Kremer, ben de şurada. Bizim hoca bir şey tetkik ediyoruz, bize de. 1933-1945 yılları arasında bine yakın bilim adamı Türkiye'ye geldi. Gelenler arasında ünlü Hititolog Profesör Güterbock ve Sümerolog Profesör Landsberger de vardı. Bu iki profesör genç İlmiye'nin eğitimine çok değerli katkılarda bulundu. Sümeroloji hocası gelmiş, demiş ki iyi ama ben ne yapacağım, hiç kitap yok elimde. Demiş falan profesör, kitaplığı satılıyor. Acaba alır mısınız? Derhal alınıyor biliyor musunuz? Düşünün, borç almıyoruz. Borç ödüyoruz bir taraftan. Bir taraftan büyük bir gelişme var. Fabrikalar yapıyoruz, tren yolları yapıyoruz. Yıkılan Batı Anadolu'yu yapıyoruz. Yepyeni bir başşehir doğuyor. Yani bütün bunlar yapılırken bu tarafta bunlara da mükemmel imkanlar tanınılıyor. Bize de körebe oynatıyor bizim Profesör Landsberger'i. Gözlerini kapadık. Körebe oynattık. Hakikaten
Ne güzel günlermiş hem çocuklar, eskileri bana hatırlatıyorsunuz. Çalışkanlığı, cana yakınlığı, aklı ve güzelliğiyle dikkat çekiyordu. Fakültede Kemal Çığ'la tanıştı. Bu 47 yıl süren bir birlikteliğin başlangıcıydı. 4 sene öğretmen oldum. Beni kimse beğenmedi orada. Kimse beğenmediği için orada baktım evlenemiyorum. Babama dedim, ben okumaya gidiyorum, artık da evlenmem dedim. İşte gittiğim zaman da o görmüş beni. İşte o zaman da çocuklar, gençler üniversiteye geliyorlar. Herkesin gözü pek açık değil. Hani kız şu şöyle, bu kız böyle başlamışlar kendi aralarında konuşmaya. Neyse, geldi bana, işte seni beğeniyorum, konuşalım falan. Ben dedim ki, ben öyle paldır küldür olmaz dedim. Ben de eğer kafanda evlenme niyetin varsa ne ala, yoksuz boş ver dedim. İşiniz var galiba. Evet. Burada eşimle. Galiba son resmimiz de bu. Evet. Fakülteden 1940 yılında mezun oldu. Öğretmenleri İlmiye'nin üniversitede kalmasını istiyordu. Oysa o tabletlerin yanında kalmayı seçti. Yaşamı boyunca verdiği en önemli karardı bu. Müzeye kabul ettiğimizden dolayı hiçbir gün pişman olmadık. Hiç ama hiç. Bilakis her zaman mutlu olduk. Hala mutlu. Ben müze sayesinde bu hale geldim. Tam 74 bin tabletle baş başa kalmıştı. Binlerce yıl öncesini bugüne taşıyan yazılı belgelerdi bunlar. Şimdi hepsi ellerinin altındaydı ve okunmayı bekliyordu. Ne yazıyordu acaba üzerlerinde? Merak içindeydiler. Hangi bilinmeyenler aydınlanacaktı? Tabletler 1889 yılında Osman Hamdi Bey zamanında müzeye konmuş ve o zamandan beri hiç el sürülmemişti. Tabletler pislik içinde, kazılardan çıktığı gibi, bunu muhakkak laboratuvar görmesi lazım. Temizle konserve edilmesi lazım. Peki ne yapalım? Konservasyon, laboratuvar yapmanız lazım. Bir laborant lazım. Bir laborant için kimyageri Avrupa'ya gönderiyorlar, bak Almanya'ya. O gelinceye kadar bir laboratuvar yapılıyor. Biz geldik, yeni laboratuvar yapılmış. O Krauss'la beraber başladık konservasyonuna göndermeye. Gelenleri tasnif ediyoruz, dolaplara yerleştiriyor falan filan. Böylece başladık. Bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki Sümer, Hitit ve Akat tabletlerinin tümü pamuklu kutular içinde sınıflandırılmış olarak korunuyor. Geçmişimizi aydınlatacak bu hazine, emek, sabır ve özenle bugünlere ulaştırıldı. Ve bunda en çok, yaklaşık 70 yıl önce müzeye girmeyi seçen o iki arkadaşın emeği bulunuyor. Hukuki metinleri yaptılar, okul tabletleri yaptılar, edebi metinler yaptılar. Ve bu şekilde İstanbul Müzesi aynen Berlin Müzesi gibi, Louvre Müzesi gibi, British Museum gibi büyük tablet arşivlerine sahip bir müze olarak bilim dünyasına tanıtıldı. Bu da müzede bak çalışıyorum. Bu da meşhur bir tablet bu. Bu kanun metni elimde. Sümer kanunu metni elimde. Muazzez İlmiye Çığ, 74 bin çivi yazılı belge üzerinde 32 yıl çalıştıktan sonra 1972 yılında emekli oldu. Ardında sağlam bilimsel temellere oturmuş bir çalışma düzeni ve yetişmiş iki değerli uzman bıraktı.
Bütün şunları biz yaptık. Bak ne kadar güzeldi bu nüfurlar. Ah ah ah. Ne kadar çok iş var burada daha. Çok iş var. Emekli oldum diye kendimi zaten geri çekmedim. Ondan sonra dedim ki kendi kendime bir şeyler daha yazayım. Halka dönük bir şeyler yazayım. Bir Sümer atasözü şöyle diyor. Biliyorsan neden öğretmiyorsun? Muazzez İlmiye Çığ için öğretme zamanı gelmişti. Ancak o bildiklerini dost sohbetlerinde anlatmayı seçmedi. Araştırmalardan çıkan sonuçlar topluma sunulmalıydı. Bilim, laboratuvarların, müzelerin, kürsülerin dışına çıkmalıydı. Bilim özgür olmalı, halka ulaşmalıydı. Her şeyden çok sevdiği Atatürk'ün ve onun kurduğu cumhuriyet rejiminin ona öğrettiği en önemli şey buydu. Çalıştırıyorlar beni. Görüyorsunuz. Sakarya'dan geldi sizi görmek için. Efendim? Sakarya'dan geldi. Beni görmek için. Aa, çok teşekkürler. Öyleyse sıkar. Ben teşekkür ederim. Bizi aydınlatıyorsunuz. Tabii. Çok mutluyum. Artık yaşı 76'ydı. İçinde biriktirdiği hazinenin sunulması zamanı gelmişti. Ancak bilginin halka sevimli bir şekilde sunulması gerekiyordu. İlk olarak Profesör Kramer'in 15 dile çevrilen Tarih Sümer'de Başlar kitabını Türkçe'ye çevirdi. Ardından çocuklara yönelik bir Sümer çocuğunun anlatımıyla Sümer yaşayışını konu alan Zaman Tüneliyle Sümer'e Yolculuk kitabını yazdı. Aslanım merhabalar. Merhaba canım. Ben tarih öğretmeniyim de sizin kitabınızı okuturuyorum. Öğrencilerimi alacağım 14 adet. İmzalayabilir misiniz? Tabii. İmzalıyorum. Tamam. İmzalamıyordu. 1995'teydi. Bilim İtopya dergisinden bana geldiler. Bende bir malzeme var. Aman bunları yayınlayalım dediler. İşte onlar onu yayınlamaya başladı. Böylece bir yayın hayatına girmiş oldum. Ondan sonra elimi kurtaramıyorum. Ben de hoşuma gidiyor tabii. Ve böylece hayatımı yazıyla, şeyle geçiriyorum. O arada tabii yazılarımı okuyanlar konferansları çağırmaya başladılar. Bilmem okullarda, şurada, burada, her tarafa gidiyorum. Böylece geçiyor günler. Hangisi Türk kültürüne özgü değildi? Mesela mantı, ondan sonra Noel bayramı, kına geceleri falan. Ondan sonra hep anlatımlarda falan da Noel Türklere özgü değildir diyorlar. Ha, yanlış. Siz tekel işçilerine verdiğiniz destekten sonra hepimizin hislerine tercüman olarak genel kurmaya göğsünüzü siper ettiniz ve hepimizin hislerine tercüman oldunuz. Medyadan ben duyamadım. Genel kurmaydan teşekkür geldim. Size bunu çok merak ediyorum. Valla bana bir şey geldi, telefon geldi. Size teşekkür edecek diye ama geldi. Askere sürpriz bir destek de geldi bugün. Hem de Genelkurmay kapısında eylem gibi bir gösteriyle. 95 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ bugün önce tekel eyleminde sonra karargâhtaydı. Bakın Nizamiye birdenbire nasıl hareketlendi. Ordumuz bizim canımız, Türklerin canı ordumuz. Askerimiz bizim canımız. Genelkurmay önünde bir eylem. Askere destek eylemi. Destek eylemi tek kişilik ama çok güçlü, çok ses getiriyor. Çünkü eylemi yapan 95 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ. Buraya geldim. Askerimizi desteklememiz lazım. Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'ni askerler kurdu, ordumuz kurdu. Ordumuz onu muhafaza etmek mecburiyetinde. Ay, saatlerce bekletiyorum namussuzlar. Altın elbiseli adam.
Muazzez İlmiye Çığ bugün 95 yaşında ve araştırmayı, yazmayı sürdürüyor. 2000 yılında ona İstanbul Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. Onlarca ödül aldı, davetlerde baş konuk oldu, gittiği her yerde çevresi onu seven insanlarla doldu. Görülüyorum tabii, yorulmaz olur muyum ama yatınca, uyuyunca dinleniyorum kızım yani. Şimdi eskisi kadar çalışamıyorum. Şimdi çok da dağıldım. Bir gün Kuba var. Maç notuk. Ki Ur Şurpayet. Ur Şakşak Şubati. İtu Sikidam. Bizi 5000 yıl öncesinde yaşayan Sümerlerle tanıştırdı. Çığ onlardan bize bir armağan. Burada Nippur'un yıkılması hakkında ağıt. Buna çok önem veriyorum. Koca Nippur yıkılmış. Buna da ağıt yapılmış ama ondan sonra kral böyle bir şey yazmış ağıdın sonunda. Gençlerin oturup bilenleri sözüne dikkat ettiği gün, zayıfla güçlünün kavga etmediği, nezaketin geçerli olduğu gün, seçilen herhangi bir yolda gidebilindiği, yaban otlarının temizlendiği gün, insanın istediği yere yolculuk yapabildiği, kırlarda ona zarar gelmediği gün, memlekette üzüntülerin gittiği, onu ışık kapladığı gün, memleketten koyu karanlık kalktığı gün, bütün canlı yaratıklar sevinecekler. Bu ne kadar önemli bir yazı. 4000 yıl önce yazılıyor ve bugüne nasıl da uyuyor, şaşıp kalıyorum. Evet, hepimizin istediği karanlıkların gitmesi. O perdeleri kaldırdı. Kuyulara diri diri gömülen gerçekler onun sayesinde gün ışığına çıktı. Karanlığı tepeleyen 95'lik kahraman. Gürsellerlik suysa bizi de alın. Efendim ben doluyum, böyle 2 günden beri deli olacağım. Çok üzülüyorum. Yani bu bir devlet terörü olarak kabul ediyorum. Bilmem siz ne dersiniz. Bu kadar değerli kimselerin bu şekilde alınması beni son derece üzdü. Ama buna galiba hepimiz müstahakız. Şimdi herkes bir vicdanına elini koysun. Bugüne kadar ben bunları olduğunu görüyorum. Ne yaptım diye. Ben yaşlandım diyemem. Bakmayın öyle yüzüme. Yılların izi nedir diye. Yaşlılık bence yüzde değil. Gönülde. Gönlüm öyle coşkun ki dünyayı adım adım dolaşmak, uzaya tırmanmak, kitapları devretmek, her güzeli seyretmek, herkesi mutlu görmek, sevmek, sevilmek, her andan zevk alabilmek istiyorum. Ey dostlar, gelin öyle yapalım. Kızımın hediyesi şu anın tadını çıkarmaya bakalım. Hep birden birer kadeh atalım. Işıldayan, gülen gözleriyle umut kaynağımız. Yaşama aşkı, çalışma aşkı, öğrenme aşkı, öğretme aşkı, üretme aşkı. Muazzez İlmiye Çığ, tarihin derinliklerinden beslenen ve bizlere ölümsüzlük duygusu veren bir aşk. Hazırladın bir şeyler. Allah'a bunlar hazırlamayacaklar diye. Bakayım nerede bu beyefendi? Hayrettin Bey geliyor, siz buyurun oturun. Nerede büyük beyefendi?
Kız. Çok dargındır sana. Beni ayakta mı orada sokakta mı bekleyeceksin zannettim. Ben geliyorum beyefendiye. Ayağa kalkacağım şimdi. Ya. Olacak şey mi bu? Ya. Genç kızlar gelmiş, onlarla beraber demiş. Bak, bak be, gel de kızdırma gel de kızdırma adamı. Bak, Akşar'da var badem, yüreğimde var yarem. Muazzez'im benim bir tanem, bir tanem. Gördün. Dur kız, dur kız. Bugün 95 yaşında. Ve hala... Daha yapacak çok işim var, yetiştiremeyeceğim endişesi içinde. Ülkesine olan borcunu henüz ödeyemediğini düşünüyor. Alacaklı gibi davranmıyor. Yakınmıyor. Kendisini bilime, ülkesine, topluma sunmaya devam ediyor. Muazzez İlmiye, gerçek bir cumhuriyet aydını modeli sunuyor. Son istediği, geride kalan tabletlerin okunması. Uykularımızı kaçıran 60 binin üzerinde tablet. Ben bunların hepsini açmak istiyorum. Ah, okul tabletleri bak. Harika. Çocukların yazdığı tablet. Ah canım kimle? Ay, bu da öğretmenin yazdığı taraf. Çok heyecanlandım. Ay burada. Bak burada çocuk aynı şeyleri yazmış. Acaba onlar da neler yazıyor? Ya toprak altında çıkarılmayı bekleyenler? Şurası da boş bak kırık. Aa, ne kadar. İnsan heyecanlanıyor bunları. Ben hala eskisi gibi heyecanlanıyorum. Aydınlanmayı bekleyen ne çok karanlık var. Ne çok Muazzez'e ihtiyacımız var. Yeni bir devrime ne çok ihtiyacımız var. Ülkemizin yeni Muazzez'lere ihtiyacı var. İlk kez gitmiştim onu görmeye. Taşına, toprağına yüzümü sürmeye, girince kimsesiz bu kutsal yere, her yanı o anda bir ışık sardı. Nereye baksam karşımda atam vardı. O mübarek yüzü görünce ben, hıçkırıklar kopuverdi göğsümden. Bir ses dalgalanıp yükseldi. Ağlamak işe yaramaz dedi. Hiçbir faniye olamaz ebedi. Ben yaptım üstüme düşen görevi. Çıkmaz sokağa girmişti vatan. Size her yolu açtım oradan. Vicdanlar, kalpler yoksun da aydınlıktan. Onlara ışık getirdim Tanrı'dan. Açtığın yolda döküm dönülmezse eğer, her Türk yaparsa hakkıyla görevi, ülkemiz cennet olur. Unutma emin. Donup kalmıştım öylece. Atam konuşuyordu yine. Neden ağlıyorsun diyordu biri. Görünce bunu soran eskeri, nasıl da beni sınıyor sandım. Adamın sözünü ona aktardım. Öyle bir bakışla baktı ki bana, hayretten ürperdim o anda. Parmağıyla gösterip sütunları, şu taşlar dedi. Olmasaydı kim yapabilirdi bu sütunları? Sanki bir yıldırım çarpmıştı beni. Atamı bekleyen sevgili eri böyle mi onu bilmeli? Kupkuru olmuştu benim gözler. Ağzımdan döküldü şu sözler. Oğlum, taşlar kaplamış yüce dağları. Olmasaydı eğer bunları mimarı yapabilir miydi o taşlar bu sütunları? Kapkara olmuştu bütün dünyam. Bu başlara nasıl sokulmuştu atam.
hıçkırıklarla ayrılırken oradan, şimdi nankörlüğümüzle beni ağlatan. Oraya kadar yürüyeyim. Ben yürüyeyim, evet. Bir saniye. Ben yürüyeyim oraya kadar. Şöyle ben yardımcı olayım. Evet, yürüyeceğim. Koluma girecek misiniz? Yok, yavaş yavaş. Bakın. Bir bakın. Gireceğim, hadi. Yürüyeceğim o şeye kadar. Atatürk'ün yerine kadar. Son derece. Çok heyecanlandım. Kaç sene belki heyecanı yine yaşıyorum yani. Hakikaten çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çok. Ah. Şimdi bu çiçeği nereye koyacağız onu? Çiçeği nereye koyayım ben? Başım döndü.
Hadi arkadaşlar. Peki, iyi günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok mutluyum. Güle güle yavrum. Kıvaç düşerse arkaya. Arkaya düşer. Dikkat. Dikkat. Hadi güle güle.